Merhaba Adventure İstanbul takipçileri ve merhaba değerli motosiklet severler. Bakış konuşacağız bugün. Motosiklette bakış en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi değil mi? Hep yaptığımız bir genelleme var. Motosiklet baktığın yere gider. Peki nasıl bakacağım? Mesela e, soruyorum birçok motosikletçiye, eğitime gelenlere, motosiklet sever sürücüsüne nereye bakıyorsun sürerken dediğimde? ileri bakıyorum diyor. Hepimiz ileri bakıyoruz sonuçta. Ama ne kadar ileri? Bakmamız gerektiği kadar ileri mi? Yoksa yetersiz mi? Bunu somutlaştırmak lazım. Bu video bunun için hazırlandı. Bakış teorisi. Nasıl somutlaştıracağım? Doğru yere baktığımı nasıl sağlamasını yapacağım? Motosiklet 100 yıldır bakışla kullanılıyor. Motosiklet baktığın yere gider. Çünkü motosiklet zihnimi okur. Ve zihnimi okuduğu için zihnimden geçirdiğimi yaparım. Birçok kişi motosiklette başlamak istediğini söyleyince önce şunu soruyorum. Nasıl bir karakterin var? Olumlu mu, olumsuz mu? Optimist misin, pesimist misin? Yani iyimser misin, karamsar mısın? Aklından iyi cümleler mi geçer, kötü cümleler mi geçer? Ne alakası var diyebilirsiniz. Çünkü motosiklet aklımızı okur. Anında aklımızı okur. Peki aklımızı nasıl okur? Motosiklet baktığımız yerin neresi olduğunu anlar ve oraya yönelir. Dolayısıyla Meşhur sloganımız kakaya bakma çiçeğe bak sloganının sebebi budur. Geçeceğim temiz ve güzel yere bakacağım. Problemi beni kaygılandıran probleme değil. Peki bunu nasıl elde edeceğim? İki tür bakışım var genel olarak. Yani motosiklet teorisi kitapları videolarında periferik bakış, atmosferik bakış, çevresel bakış, merkezi bakış bir sürü kategorize edilmiş teknik adı var. Ama bir metaforla bunu anlatmaya çalışırsak iki tür bakışımız var. Birisi pilot bakışı, helikopter pilotu bakışı, biri de keskin nişancı bakışı. Hangi bakışı ne zaman yapacağı? Pilot bakışı ne demek? Pilot bakışı her şeyi görmek ama hiçbir şeye odaklanmamak demek. Nasıl yani? Genel sürerken hiçbir problem yokken, sürüş anında benim bakışım pilot bakışı gibi olmalı. Yani bir helikopter kullandığınızı düşünün önünüzdeki her şeyi görebilmeliyiz. Tepeler, dereler, dağların zirveleri, aşağıdaki vadiler, uçan kuşlar, aşağıdaki insanlar, geçen başka uçaklar, her şey. Bunu yola nasıl uygulayacağım? Şöyle uygulayacağım. Otobanda gidiyorum, dört çeritli bir otoban akıyor önümde. Ben de motosikletimle gidiyorum. Önümde dört araç var. Onun önünde de dört araç var. Onun önünde de dört araç ve onun önünde de 4 araç. Yani 4 sıra aracın toplamı 16 araç var. Ben baktığım zaman hepsini 16 aracın tamamını görmeliyim. Öyle bakmalıyım ki hepsinin hareketini görmeliyim. Hepsine eşit mesafede odaklanmalıyım ya da hepsine aynı mesafede odaksız bakmalıyım. Bu neyi sağlar? Gördüğüm 16 aracın hepsinin en küçük bir kıpırtısını da fark etmemi sağlar. Onun yerine eğer önümdeki sırada sağdan 3. sıradaki kırmızı spor arabaya bakarsam geriye kalan 15 tanesini göremem ve onların ne yaptığını fark edemem. Öyleyse ne yapmalıyım? Hepsini göreceğim gibi bakmalıyım. Buna aynalarımı da ekleyerek 360 derece etrafımda ne olduğunu Fark etmeliyim. Bu genel bakışımız, yani pilot bakışı derken kastettiğimiz bu. Her şeyi gör, hiçbir şeye odaklanma. Neden? Çünkü odaklandığım yere giderim motosikletim. Bazen de yüzde yüz odaklanmam gerekiyor. İşte keskin nişancı bakışı dediğimiz şey. Nedir o? Önümde gidiyorum yolda. Bir anda yol ıpıstak oldu. Bir anda yol mıcır oldu. Bir anda yol bozuk oldu. Fakat bir yer var ki, çok temiz ve kuru. İşte o zaman keskin nişancı bakışı. Ön tekelim şuradan geçsin istiyorum. Ve geriye kalan bütün kakalı yerlerden gözümü çevirip çiçeğe bakıyorum. Çiçek ne? Benim ön tekelimin güvenle basacağı çizgi. O line, o hat. Hemen gözümü çiçeğe çeviriyorum. Yani beni kurtaracak olan temiz yeri nişan alıyorum. Başka hiçbir yere bakmıyorum. Ve oradan ön tekelim geçtikten sonra tekrar pilot bakışıma geri dönüyorum. Bu iki bakış genel olarak özel alanlardaki teknikler hariç genel olarak motosiklet sürerkenki bakışımız. Peki ben acaba doğru bakıyor muyum? Bunun bir sağlaması var mı? Bakışım düşüyor mu? Bakışımız zamanla düşer. Çok eğitimli olsak da düşer. Mesela biz eğitmenlerin bakışı çok fazla öğrenci takip etmekten yolda düşer. Biz de kendimizi zaman zaman uyarırız. Kaldır bakışını diye. Neden? Çünkü bu doğal bir şeydir. Bakışımız öncelikli olarak bizi ilgilendiren şeylere odaklıdır. Yüzümüz kadardır yani. Yüzümüzün dışındaki yani merkezi bakış dediğimiz yüzümüzün dışındaki şeylerle ilgilenmeyiz. Dolayısıyla tek tekrar tekrar kendimize zaman zaman telkin etmeliyiz. Doğru yere bakıyor muyum? Doğru yere bakıyor muyum? Doğru yere bakıyor muyum? Peki bunu nasıl ölçeceğim ben? Doğru yere bakmamın ölçüsü şudur. Bakışımız nerede olmalı? Engelsiz ve problemsiz görebildiğimiz en derin noktada olmalı. Peki kendime bir derin nokta seçtim. Orası kaç saniye? 10 saniye. Ve hemen şu soruyu sormalıyım. 10 saniye sonra nerede olacağım? Çok yavaşım. Şehir içerisindeyim. 5 saniye sonra nerede olacağım? 7 saniye sonra nerede olacağım? 3 saniye sonra nerede olacağım? Bu soru bizim zihnimizden plan yapmamızı sağlar. Özellikle ilk kalkışlarda plansız kalktığımız zaman yani bu soruyu sordu, sormadığım zaman kalkışımda problem olur. Kafeteryanın önünde duruyorum. Sola veya sağa doğru dönüp gideceğim. Debriyajımı bırakmadan veya gazı ilk çevirme hareketini yapmadan önce şu soru sormalıyım. Kafamı çevirip 5 saniye sonra nerede olacağım? Hmm, şurada. Orada bir ağaç var. Konteyner var. Şu arası temiz. Oradan araç çıkabilir. Bakın bir anda hepsini gördüm ve fark ettim. Ama bu soruyu sormadan hadi bakayım yürüyelim de bir yürüdükten sonra bakarız dersem plan yapamam. Ve bu belirsizlik bir sürü sürprizle karşılaşmama yol açar. Motosiklet sürmek demek ana %51'i gaz ve fren dozajlamasıdır. Doğru dozajlarsam gazımı ve frenimi %51 problemlerden kurtulurum. Bunu yapacağım. Bunu nasıl yaparım zihnimden? Bunu zihnimden nasıl planlayabilirim şu soruyu sorarak? 5 saniye sonra nerede olacağım? 7 saniye sonra nerede olacağım? 10 saniye sonra nerede olacağım? Doğru bakıyor muyum diye sağlama yapmanın yöntemi budur. Zihnimiz kaygılandığında, belirsiz olduğunda, içimizde evet, tedirginlik yükseldiğinde ilk sormamız gereken şey şudur. Doğru yere bakıyor muyum? Doğru yere bakıyor muyum peşinden 10 saniye sonra nerede olacağım sorusunu sorarsak her şey netleşir. Ve anında zihnimiz, beynimiz, elimizi, ayağımızı çalıştırır. Kararımızı verdirir ve dozajımızı ayarlamamızı sağlar. Belirsizlik hissettiğimizde sorumuzu soruyoruz. 10 saniye sonra nerede olacağım? Veya yerine göre 5 saniye sonra nerede olacağım? Bütün bunlar bakış teorisi. Bakış teorisini bildiğimizde motosiklet sürmenin %51... Halletmişiz demektir. Çünkü motosiklet iki dinamikle sürülür. Birincisi bakış, ikincisi oturuş. Bu ikisini hallettiğimizde geriye kalan yarışçılıktır zaten. Onun teknikleri de başkadır. Hobi motosikletçiliğin alanının dışındadır. Buraya kadar sizin de merak ettiğiniz bir şey olursa veya değinmediğimiz burada ayrıntılarla ilgili bir sorunuz olursa, bir, bir yorumunuz eklemeniz gereken bir şey olursa, bu da bulunsun bu videonun altında iyi olur seyreden okur diye fayda umacağını bulduğunuz bir şey varsa altına ekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Adventure İstanbul'dan hoşçakalın.